Assalamualaikum. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Enes ve İka kanalımıza tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ben İka. Ben Endonezyalıyım. 3 sene önce Türkiye'ye geldim. Burada 3 senedir yaşıyorum. Yani 3 senedir benim ailemi görmedim. Hemen çok şükür 2 ay önce geldim buraya. İyi oldu. Şimdi birkaç gün sonra ben ve annem Endonezya'ya gideceğim. Beraber ailesiyle burada bebeğim var. Hadi. Ve Endonezya geldiğimde ben orada size köyüm hayatımı göstereceğim, yani kültürümü göstereceğim. Ben köyde yaşıyorum ya, orada da bu evleri nasıl, bir de birinin davasını, her şey yani kadar. Bir de onlara da ben Türk kültürü tanıtacağım. Mesela Türk kahvaltısı, bir de Türk kahvesi. Ay nasıl olacak İka ya, menemen, çok merak ediyorum. Bir de kombe de onlar yapacağım. Beğenecekler mi acaba? Baklava ben götüreceğim burada, baklava, bir de lokum da götüreceğim babama. Evet. Aileme dinleteceğim arkadaşlar. Ondan dolayı arkadaşlar, abone olur musunuz? Abone olursanız ben çok mutlu oluyorum. Evet arkadaşlar, bugün ben Bursa'da geldim ya. Şimdiden ayrıldım, Bursa'ya geldim. Çünkü o hala çalışıyor Van'da. Ben buraya geldim. Hatta biz çektik böyle ayrılırken. Ya biraz üzüldüm da. Siz izlediniz mi acaba? Demediniz mi? Karolin arkadaşlar. Siz karolin izleyebilirsiniz. Dün geldik. Hatta annem dünle konuştum. Gördük. Peki ma orada maya. Enes Mayran. Çok iyi bir insan dedi. Ama kendisi de öyle İka. Öyle değil mi? Kendisi de çok saygılı, çok hanımefendi bir kadın. Sakin ama çok daha saygılı bir hanım. Biliyor musun? Yani anneni gördüğüm kadarıyla çok hanımefendi bir kadın. Ulin daha benziyor. Evet. Çok hanımefendi bir kadın. Ben annene hayran oldum. Gerçekten. İyi ki gelmiş. Teşekkürlerimizi ilet, tamam mı? Tamam. Rumaysa ablam, fena Rumaysa'yı mayalayıp o sapari. Emanet sapari. Emanet sapari. Çok sevdi kendisini. Bu da arkadaşlar öyle. Bursa'nımla konuştuk biraz, muhabbet ettik. O da video var. Yukarıda bir link var arkadaşlar. Ve de bugün biz vlog video çekeceğiz. Yani biraz hazırlık edeceğim. Ben Indonesia sürü aldım. Bol hazırlayacaksın. Evet. Birazcık yemek, birazcık yemek o, yapacağım. Birazcık bu. Evet, daha önceki ben Van'da hep Ulen'e yaptım. Annesi yaptım, eşime. Bir de anneme de yaptım. Kombe burada da ben ailemi yapacağım. Sana da yapacağım abla. Kombe. Ay çok merak ediyorum İka. Zaten biliyoruz, çok canım istemiştim. Ramazan'da görmüştüm. Canım çok çekmişti. Yani. İyi olacak. Öyle arkadaşlar, o zaman şimdi biz önce biraz hazırlık yapıyorum, sonra evet bir de arkadaşlar Zeynep abla da gelecek burada. Zeynep abla annesinin büyük kardeşi buraya gelecek, bir de babamın da komşusu gelecek değil mi? Evet. Annesi de gelecek mi? Gelecek inşallah. O zaman kombiye beraber yiyeceğiz. Bir de onları da merak ettim de pisi nasıl olacak, çünkü belki annesi daha önce yemedi ama. Hiç yemedi. Babam da daha önce yemedi. Babam da yemedi. Tamam, o zaman hadi şimdi biz hazırlık yapalım. Hadi yapalım. Hemen kombiye yapalım. Hadi. Hadi bakalım, görüşürüz. Evet arkadaşlar, ben halimi halı aldım, böyle oldu. Yani kilim gibi ama çok da ince değil. Kalın tabii ki değil yani. Çok güzel değil mi anne? Çok beğendim. Çok beğendim, evet, böyle. Güzel, çok harika. Kadife, evet. Gibi çok güzel. Kadife. Kadife ne demek? Kaygan böyle parlak. Aa, evet, bir de tuğ yok yani. Ha, tuğ öyle. Yok tabii. Burada. Sizin Endonezya sıcak ya. Evet, böyle daha iyi. Evet, tam tabii, iyi. Evet, sıcak. Evet, birkaç saniye var ama ben sizi saklayacağım. Çünkü Endonezya'ya gidince orada göreceksiniz arkadaşlar, tamam mı? Biz böyle paket yapıyoruz. Anne, bu ne anne? Annem dünürüme hediye vereyim. Açayım. Hadi ama Bunlar bir de böyle örtü dünürüme. Bir havlu vereyim dünürüme. Havlu. Ay çok güzel. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sana var ama çok beğendim dedi. Çok güzel oldu. Yok, buraya gelen bir. Hayır, buraya ne diyorsun ben? Hayır, buraya ne diyorsun? Yok, yok. Çok seviyor. Hadis. Evet abla, şimdi biz paket yapıyoruz. Hadi yapalım abla paket. Tamam. Yıkacığım, bu halıları annene mi aldın? Evet. Çoğu anneme aldım, güzel. Sen baktın mı? Bakmadın değil mi? Baba, en sevdim bunu. Bakalım. Bak çok atma. Hepsini açmadım tabii. Birkaç tane baktım. Bu
Mutfak için aldım. Güzel. Hav hav yok yani. Hav 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 yok mu? Evet, hav çıkartmıyor diyorsun. Yani güzel, evet. Güzel, incecik. Çok bir iyi. De orada yaş ya. Modeli de güzel beğenmişsin. Güzel olmuş. Aha. Sıcak bir çünkü gün, yani. İyi günlerde kullansın inşallah. Amin inşallah. Şimdi yok ya. Lastiksiz Feyza. Hoş geldiniz. Kuzum bak bana. Bana bak gel. Ah, şimdi Feyza Şeyma'nın peşinden gidiyor. Ha? Hoş geldin. Hüma. Halacığım hoş geldin. Teyzem hoş geldin. Oy. Kuzum. Maske ben de. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Çok şükür siz ne yapıyorsunuz? Ben iyiyim. Valla taşınma telaşı. Bavul bavul. Bavulları ayarlıyoruz be. Ay Allah'ım. Gel bakayım kuzum. Sen hasta mı oldun? Ay evet ya. Nasılsın, daha mı iyi? Şimdi daha iyi. Bugün daha iyi abla. İyi. Hiç durmadı hiç. Ay yavrum benim ya. Ah kıyamam. Boğazları ayrı, dili ayrı. Boğaz diye altında da acıyor. Ay yavrum benim ya. Halam sen balonla mı oynuyorsun? Heh elhamdülillah. Adı da acıdı. Hapşırınca acıdı. Kızıcım benim. Ben seni ne yapayım ya? Ya sen hasta mı oldun? Ha? Hasta mı oldun sen? Sen nerelere gideceksin? Ha? Çok uzaklara mı gideceksin sen? İlacı abla. Dilinde af çıkmış. Ay yavrum. Kocaman. Ha, ilaçlarını veriyoruz işte. Kızım benim. Ne zaman dün mü götürdünüz doktora? Şey bana gelmedi. Şey, buraya gelmeden önce götürmüşler. Evet arkadaşlar, şimdi annem meyveleri dinleyecek. Evet hadi çabuk ama sen de yavet hadi bakalım. Kiraz ilk defa mı tadıyor? Ben de yedik ama orada olmamış yani. Biraz ekşi. Ekşi geldi. Bakıyor ama. Ena. Çok güzeldi. Bu daha olgun. Yani olgun. Karan abla ne kadar kikisi? Tamam önce bunu dinleyeceğim. Tamam. Abi orası asma. Orası asımdan ömer var. Vanda o çok eksiye bu güzel dedi şunu. Bu papaz eri yani papaz eri diyorlar ya. Ne demek bu? Bu daha olgun. Yani daha güzel mi? Daha güzel. Artık irileşti ya baksana. Ve bak erikte koyu yeşil olan her zaman tatlıdır ika. Açık renk. Yani bir sürü şey erik çeşidi var ama açık renkler her zaman ekşi. Böyle evet, koyu, evet. Koyu yeşil alacaksın. Aa, annem de sevdi bunu. Evet. Şaşırdım yani. Ya böyle kütür kütür yazın nasıl? Evet. Ben seninle mesela hamileyimde 4 ay yaşardım biliyor musun? Ya. Ondan yiyeceğim ama böyle marketten alıp hani böyle buzluktan çıkartmalı değil. Aa. 4 ay bekledim. Ya. Çok deniz, çok ben çok seviyorum eriyi. Al al alacığım al. Heh. Hadi bakalım. Lainim ay. Kip buah aprikot, kip buah nek misalnya go pencernaan pelancar gitu untuk tiwa ingo. Allah Allah, enak. Ne yapayım ben sana? Araba beti cel coba. Allah Allah, patik. Gelmek sana. Al bak 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 bak. Allah Allah, ne istiyorsun? Mami sen. Enak. Ben de. Çok tatlı mı denk geldi böyle bazıları yaşıyor ya. Yani... Bu kayısı. Şimdi bana enak değil mi? Bak ne var burada bak. Orada da var bak orada da. Şimdi bana enak çeri. Stroperi supavron. Stroperi ne enak? Sen supan hani. Çilek deniyor, çilek deniyor anneanne. Manis. Enak banget sih. Şimdi bana enak şimdi. Nomor siji. Nomor loro. Telu. Anne men sevdi kira, sonra kayısı, çilek. Erik son. Değil mi? Evet. Hepsi yer ama güzel hepsi. Ya işte olgunlaştı ya. Yani. Evet evet doğru. Ah ne kadar düşkünsün anneye sen. Allah'ım geldik ama sevemedik ya. Ne olacak maşallah Edis. Bak hıma veriyor baş. Hıma veriyor. Ama dökülüyor dur dökülecek. Dur ben varayım dur. Edis bak. Teşekkür ederim. Hafif bir şeyler.
şey. Teşekkür ederim abla. O şey limonluk. Bu ne abla aldı? Bu iyi. Bu saklama kabı. İkili saklama kabı. İkili saklama kabı. O güzel. İyi. Orada evet lazım olur ya. Güzel. Çok var dedi. Bu ne abla? Çok güzel. Kumaş. He, bir şey diker kendine. Oo. O ne? Örtü. Patik. Patik orada nasıl girecek ya? Sıcakta. Olsun, olsun, olsun. Şey, hatıra. Türkiye'de. He, hatıra olur, evet. Çok teşekkür ederim. Bak, örtü. Kenarları oyalı. Yani elle örülüyor, biliyor mu? Söyleyeceğim, ben göstereyim. Dur, bir dakika anneciğim. Kemal, ki ismini tiyano rastete bak. Çok güzel abla ya. Bir taksın bakalım, evet güzelmiş gerçekten. Ya, ne güzel. Ay oyalar çok güzel duruyor abla kız. Güzel. Evet. Oyalar çok emekli yani. Evet. Çok sen uğraşım. Kendin mi yaptın bunu ya? Yok, ben yapmam. Yaptırmıştık. Anladım anladım. O çok güzel. Bakalım. Teşekkür ederim. Bir dakika, bir dakika. Ben şöyle. Örneğini. Örneğinden şuraya heh, bak evet ay çok güzel duruyor be. Evet çok güzel. Bir zamanlar çok güzel. Çok gördük zamanda evet çok gördük ya biz. Sen şimdi, de yaptın mı? Çeyiz de bekliyor şimdi ilk işte. Yani. Evet zamanda çok yaptık. İyi günlerde kullanın inşallah. İzden dolayı yapamıyorum. Ondan dolayı şimdi ben buradayken abla da burada beraber yaparız tamam mı? Evet, evet. Sen daha önce yaptın mı evde? Yapmadım ben. Daha o zaman daha beraber yapalım. Beraber yapmıştık. Daha yapmadım. Seni evet, izlerken biz özeniyoruz. Valla çok canım çek. Dedim hazır Eka'yı bulmuşken hep beraber buradayız. Hep beraber yapalım. Tamam hep beraber evet. Yapalım. Çünkü Enes de öyle böyle anlatmadı yani. Bayağı bir evet. Böyle ağzında evet. Sudan ballar damlıyordu. Ama evet hakikaten güzel. Bir de senin kömbeni yiyelim. Ayşe teyzem kömbesini yedik biz. Evet. Bakalım bir de seninkini yiyelim. Evet bismillah inşallah güzel olur da. Olur olur. İnşallah olur. Bayağı kaç kere yaptın tecrübe kazandın. Yani. Mesela ne kadar yapmışsındır? Şimdi aslında bir o tek tepsi var ya bir tane tepsi aslında iki su bardak su. Ama iki tepsi için belki 5 su vardı çünkü bir tane tepsi büyük evet. Vardı. Yok mesela kaç defa kömbe yaptın evde? Ben mi? İlk defa Hüseyin'le yedim sonunda ben Enes'e yaptım bir kere, Ulin'e yaptım, anneme yaptım. Belki 3 kere yaptım ya çünkü ben 4. kere yapıyorum. Hadi bakalım İlkacığım. Yasmin'i burada koyarım. Aynen. Biz böyle ara ara çekeriz artık. Tamam. Annem de burada soğanları doğruyor. Haralı çalışıyoruz. Duruyorum. Ablam da hızlı hızlı dolgunu koyuyor. Kendime göre güzel yani bir şey hiç... buldum. Evet. Hadi bakalım. Evet, şimdi ben sütü biraz ocakta ısıtayım. Çünkü ılık böyle daha hamuru daha güzel oluyor. Güzel kabarıyor evet. 1, 2, 3. Çünkü bir tane, bir şu bardak yarım şu kadar yağ sıvı yağ koyacağım. Yarım bardak. Yarım bardak. O zaman 3,5. Yarım su bardak sıvı yağ. Bir de bunu da yarım. O zaman tam 5. O ben 2 tepsilik yapıyoruz. Mayayı tam atıyorsun değil mi? Evet tepsi. Tamam. Yani öyle. Sıvı yağ sonra. Şimdi bunu biraz isteyeyim. Şimdi ne yaptın İkacığım? Şimdi süt böyle biraz ılık böyle koydum buraya. Bir de bir su bardak sıvı yağ atıyorum. Daha önce bir tane yaş maya koydum. İçine ne var? Şeker. Tuz ve şeker. Ne kadar tuz? Tuz 2 tane çünkü 2. 2 tepsi. Şeker nerede? Şeker de atıyorum burada. Şeker orada olacak. Aha. Ondan da. Bir tane daha. Tamam. Şimdi sıvı bu kadar arkadaşlar. Şimdi un mu? Evet biraz sıvı yapıyorum. Şimdi un. Yaklaşık 5 su bardak sıvı falan var. Şimdi unu atıyorum buraya. Sen atacaksın tamam mı abla? Aa, evet. Ablam açacak. Ablam ya da annem açacak. Evet. Açamam kız ne olacak? Sen yeter ki yap. Karnım çok acıktı hemen. Bu zaten... Valla çok güzel olacak Allah izin verirse. Zaten bu verirsen. Çabuk pişiriyor ki yani. Hamur olunca 30 dakika sadece. Evet evet o zaman da çabuk yaptın sen çabuk. İftara yakın değil mi? Evet. Hemen piştiğini hissettim. Ya, çabuk oldu yani. Falan dediler. Çabuk. Uzun sürmüyor yani. Zaten et kasapçı doğradı bize. Çok ince doğradı. Evet evet güzel yaptı evet. Sadece maydanoz işte. O kadar.
Maydanoz, soğan, bir de tereyağı, benfile, kuşbaşı değil mi? Evet. Dananın en yumuşak yeri. Evet. O yüzden de doğurmadan, düdüklüye koymadan hamurun arasına koyduğumuz zaman çok çabuk pişiyor. Evet. Başka türlü dana kuşbaşı mesela yaptığımızda pişmiyormuş yani, biraz çiğ kalıyormuş. Yumuşak olduğundan. Yani ötürü. Belki pişir ama geç. Yok. O adı ne o? Yumuşak olmuyor yani. Ha, sert oluyor. Sert oluyor. Evet. En iyi o işte. Bonfile. Bu çubuk biraz kalatıyorum. Hamur burada. Hamur şimdi bekliyor. Beklerken daha önce annem bunu doğradı makineyle. Şimdi abim domatesleri doğruyor. Burada eti var. Hepsi burada karıştıracak abla. Evet. Senin elini karıştıracak. Sonra tuz, karabiber atıyoruz. O kadar yani. Hmm. Tuz, karabiber, başka baharat girmiyor. Yok, girmiyor. Gerekmiyor. Bir de tereyağı biraz eriteyim orada. Tamam. Tereyağı o biraz fazla. Tereyağı ne kadar gidiyordur mesela bir tepsiye? Bir tepsinin de önce 200 gram fazla da, o zaman bir tepsi şu kadar. Yani su biraz bu kadar kalsın, iki tepsi olur. Tamam. Yeter mi? Yeter bence. Yeter. Şey. Çok fazla da iyi değil yani. İçine atıyorum bunları. Aha. İçine atıyorsun. Soğanları da atıyorsun. Tuz da atıyorsun. İki tatlı kaşık. İki tatlı kaşığı tuz. Hı. Bir de karabiber de. İki tatlı kaşık. Daha at. Bir tane daha. Biraz daha at. Karabiber mi? Yemin olayım. Evet. Evet. Yeter mi? Burada kim var? Tamam. Sonra desin kendi yaparsın abla de. Ya bir ay bak ben böyle şey yaptım Mika. Biriyle yaptığım zaman hafızamda kalıyor, yapıyorum. Evet. Ama ilk yaparken işte böyle biraz tereddüt ediyorum. Hani bilen birinin yanında yaptım mı çok daha iyi oluyor. Evet, anladım anladım. Diyorum ya, Ramazan'da yaptım, bir daha vakit bulamadım çalıştığım için. Hazır buradayken dedim hemen ikayı bulmuşken yapalım, yiyelim hep beraber. Evet, iyi olmuş yani. Evet. Ooo, nasıl gözüküyor bana. Kalabalık da her şey oluyor. Et evet. Valla pamuk gibi. Evet, belli ediyor evet. Kendini et. İlla kuşbaşı o dananın normal eti gibi değil. Yumuşacık. Evet, evet. Hissediyorsun değil mi elinde? Ha, hissediyor evet. Hissediyorum. Evet, bu hazır. Hepsi yarı sarıcı hamuru açıyor. Açıyoruz. Ortasında koyuyoruz. Bitti yani. Fırına basit, evet, çok basit. Evet, şimdi hamuru biz atacak ama annem ve abla yapacak çünkü ben tercümanlık var. Tamam mı abla? Şimdi bunu tamam, evet dedi buluyorsun. Evet biliyorsun, insanla yaparsın. Sen bana tarif etti ya, yaparız. Tamam yaparız. Tamam. Kolay gelsin o zaman, tamam mı? Hadi bakalım, görüşürüz. Şimdi yaydın. Oo, çok güzel oldu. Bunu saracağız, sonra tereyağını üstüne. Bu da yağ falan kaydı. Üstüne dökecek tereyağı. Tereyağı dökeceğiz üzerine. Hmm. Tereyağını atıyoruz. Bunu tuz attınız değil mi kızım? Tuz atıldı evet. Hı hı. Tamam. Maalesef masraflı bir börek bu. Kömbe. Etinden tuz, bak hiç hamuru gözükmüyor maalesef. Evet. Ama işte böyle lezzetli oluyor. Gerçekten bir şeylerden kıstığın zaman o lezzet olmuyor yani. Tereyağı da evet, böyle bir bol yarım kilo şey yakın tereyağı. Evet, öyle gerçekten. Kıstın olmaz, tamam. Acıktım şimdi yani. Yıkanım ağzına baldan. Evet. Biz herhalde silahlayacak böyleyiz. Eresa böyle ballandıra ballandıra anlatıyor. Biz öyle. Kim geliyor? Güzel bu ya inşallah. Babam da gelecek mi değil mi anne? Ha, gelecek kızım evet. Ooo babam da denetelim bak ya. Evet, nasıl tepkisi acaba? Babama denetelim, evet. Enişte de denetelim. Ali seni gelecek mi? O da gelecek. Köbmenin son hali bu. Üzerine de yağla yoğurt sürdük. Bir tanesi fırında pişiyor. Bu da ikinci. Anca yeter bu kalabalığı. Bence ne kadar yapmışsınız bile ya. Maşallah çok evet. Güzel. Ne olacak? Beylin nesi var? 2-3 eli sesi var. Yani. Mayı oyalarken hayatlısınız maşallah. Baba. Efendim. Bu kömbe. İlk defa tatacaksın değil mi? Evet. Hadi bakalım tat bakalım, beğenecek misin? Bismillahirrahmanirrahim. Yemedik böyle bir şey ama. Bakalım, hadi bakalım. Valla Enes çok methetti. Ben de videolardan izledim. Ben de tatmadım. Bakalım tadacağım. Dehşet ya. Güzel mi baba? Ebol etli. Yani güzel olmaz mı? Bir de bonfileden yani. Hakikaten etler yumuşacık olmuş. Pişmiş, çok güzel. Çok işte anne bir de bu et böyle sert olmuyor. Yumuşacık normal oluyor. Normal dana et olsa bayağı da pişmez hamurun arasında. Tabii tabii doğru. Harika.
Çok da güzel gözüküyor. Biz de tavsiye ederiz yani. Teyza. Ne yaptın teyzem, beğendin mi? Evet, ikinciyi yiyorum, çok güzel. Aa, afiyet olsun. Yamuldu biraz. Hayatım afiyet olsun. Teşekkür ederim. Beğendin mi? Güzel, eline sağlık. Methettiğim kadar var mıymış? Varmış evet. Oh iyi, hadi sevindim. Selma sen beğendin mi anneciğim? Evet. Güzel, hadi afiyet olsun o zaman hepimize. Şimdi tadıyorum. Tamam. Ya. Niye bıraktın? Herkes beğenir mi acaba? Valla herkes çok beğendi. Bismillahirrahmanirrahim. Biz beraber yaptık. Bayıldık. Ya. Etli tabii daha güzel. Güzel mi? Bu daha lezzetli. Efendim? Bu mu? Afiyet olsun baba. Teşekkür ederiz. Güzel mi? Beğendin mi? 100 numara. Ha. Diyor ki mük. Diyor ki %100. Selin'in deyimi de mük. Yani mükemmel demekmiş. 10 numara 5 yıldız. İka 10 numara 5 yıldız. Afiyet olsun. Çok güzel. Valla harika. Biz beraber yaptık ya. Hep beraber. Harikulade. Çok güzel. Güzel mi? Ne demek? Çok güzel. Afiyet olsun baba. Çok güzel ablacığım. Beraber yaptık bu annem hamur açtı. Anne dedi ki nasıl eşin yani dünür, bizim dünür oluyor. Ha, evet. Nasıl soruyor? Babayı soruyor da. Nasıl diye soruyor ya. Babama mı? Baban nasıl? Annene sormak istiyor yani. Baban nasıl eşin? Dur ben anlatacağım, bir sakin olun. Şey babam diyor ki eşi nasılmış? Babam nasıl soruyor? Ma baba buraya kapare. Pertuane takon. Alhamdulillah sehat. Allah iyilik versin. Amin. Selam söylesin inşallah. Salam. Ya, aleykümselam. Hadi İka, sen de ye bakalım hadi. Ya enisi beğendin mi? Enisi yedin mi? Efendim? Yedin mi bu kıbbe? Yedim yedim. Beğendin mi? Tabii ki. Afiyet olsun. Harika olmuş. Tamam biz beraber yiyeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi ben hazırlıyorum bizi. Şu valizlerimi, valiz iki tane, yok valiz bir tane halı sardık böyle, sonra iple bağlanacak, bir de bunu bir tane, ama bu da bitmedi arkadaşlar, insan burada baklava falan alacağım ya, tekrar koyacağım inşallah, sadece 12 gibi alacağım, 1 kilo kaldı, inşallah bu belki 6 kilo falan, 7 kilo var. Tamam. Tartarız bakalım. Tartarız tamam mı? Şuraya. Senin toplam kaç kilo bagaj hakkın var? 80 kilo yani. Ha, 80 kilo toplam. Evet. Poşetli olarak koy iki onları. Öyle mi? Tabii canım, kirlenmesin abla. Evet, doğru ya. Sağ ol, sağ ol. Bence sağ ol. Yapadın mı? Biri aldın ya. Evet, biz az buruştuk arkadaşlar. Ha, adam onu vermemişti değil mi? Evet, sizin medisiniz yükürlüğün var. Seninki. Annen de tatsın, sen de tatlı ye yani. Abim de vurması diye. Yemedim, ne yiyeceğim diye düşünüyorum ki. Evet, tamam, bir şey ol, bir şey yemeyelim. Hangi sarı gibi bir şey ol. Ben yaptım da. He? Ne? Onların da bir tarafı yanmış böyle. Ne yaptın? Kalem böreği yaptım ya, onların kenarları yanmış hep. Neden? Unutmuşum, fazla kızarmış. Başından bırakıp nereye gittin sen, unutmuşum ya. Diyorsun. Oldu bir taraf, kar oldu. Başından ayrılmayacaksın onu öyle. Evet, ayrılma orada. Ya İka'yı evet böyle ya. Dört gözle ararsın işte ya. Ya. Ev hanımları başınızın tacı, dört gözle ararsın çok. Evet, evet. Ya. Alışırsın da. Alışırsın yani. Tamam. Nasıl alışacağım? Karnı açlığa alışılmaz ki. Yani şimdi yemek. Yemek yaparsın kendin. Al desene. Eski YouTube videolarını izlesin, oradan yapar. Ya öyle işte. Doğru. Zaten tariflerim orada var. Gündüz ararız. Yarın gündüz ararız ablacığım. Bu erken yattı. Zor uyuyor çocuk. Erken yattı. Arada özledim bayağı. 2-3 gündür görmedim hiç. Ha, daha dur bismillah, iki ay görmeyeceksin ya. Hasbinallah. Burada görüntülü arama diye bir şey var. Yani. Tamam, ararız inşallah. Yarın ararız ya sabah, tamam mı? Yarın sonra kahvaltı yapacağım. Beraber ben çekeceğim ablam, annemle, babamla. Sonra da terminale gideceğim. İstanbul'a gideceğim. Orada teyzemle kalacağım iki gece. Çünkü orada
işim daha var. Yani korona testi falan. Dua edin arkadaşlar. Annene gezmelere götürecek misin orada i̇nşallah. Camilere falan? Çok istiyorum. Ha, inşallah ablacığım. Ayasofya. Nereleri hani düşünüyorsun? Nereye yani Ayasofya, bir de Sultanahmet Camii. Ve Eminönü orada balık var. O kadar yani. Anca vakit zaten bir günde dolar. Çünkü Elis gelmiyor, Elis duruma göre Elis bırakmazsa da gidemiyor bir yere. Doğru. Çok zor çünkü Elis. Ama onunla gideceksin herhalde değil mi? Tabii, hayatta teyzemle arada durmaz. Beraber gidiyoruz Elis'le. Yani öyle arkadaşlar. Ondan dolayı arkadaşlar takip edin, tamam mı? Kaçırmayın biz son. Hemen sonra Elis'i uçacağım yani. Evet arkadaşlar, sonraki videolarda görüşürüz. Bye bye. Assalamualaikum. Arkadaşlar, Enes yalnız kaldı. Hadi bye bye kardeşim. Görüşürüz. Arkadaşlar, video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer daha fazla video isterseniz abone olun. Tamam mı?